Bereket TV'nin medya sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen 17. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı 19 ile 23 Mart'ta Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bir otelde düzenlenen basın toplantısında 17. Konya Tarım Fuarı'nın 19 Mart'ta kapılarını ziyaretçilere açacağını söyledi. 19-23 Mart tarihleri arasında tarım sektörünün kalbi Konya'da atacak. 17. Uluslararası Konya Tarım Fuarı yine görkemiyle, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük markalarının katılımıyla, yüzü aşkın ülkeden gelecek iş insanlarıyla, hemen hemen Türkiye'nin tüm vilayetlerinden gelecek çiftçilerimizle, hem fuar merkezimiz hem Konya şehri bu 19-23 Mart haftasında canlı, dopdolu, ticaretin bol olduğu, gerek şehir içindeki esnafın yüzünü güldürecek, gerekse fuar alanına katılan 440'ın üzerinde katılımcı firmanın iç ve dış satışlarına katkı sağlayacak konseptiyle hazırlandı. Fuara hazırız. Tüm ekip olarak, TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak gerek Konya'daki ofisimiz, gerekse yurt dışındaki ofislerimiz, 7 ülkedeki ofislerimiz, yurt içindeki 16 şehirdeki ofisimiz bu fuar için hazırlandı. Her yıl yapılan tarım fuarları içerisinde Avrupa'nın bir numaralı fuarı olmuştur. Ben bu konuda bize katılan, güvenen tüm firmalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl Odalar Borsalar Birliği'nin fuar takviminde gözüken 58 tane fuar var. 58 tane tarım fuarı yapılacak Türkiye'de. Bu tarım fuarları içerisinde en büyük fuar Konya Tarım Fuarı. Yine bu yılda hiç daralma yaşamadan, ufalma göstermeden, sektörde ufalmaların, daralmaların yaşandığı fuarcılık alanında yaşandığı bir dönemde yine Konya Tarım Fuarı 7 salon ağzına kadar dolu, 440 tane firmanın katılımıyla 60 bin metrekare kapalı alan, 30 bin metrekare açık alan, yaklaşık 90 bin metrekarelik sergileme alanıyla ziyarete açılıyor. Online kayıt yaptıran, akreditasyon yaptıran sisteme iş insanları var. TÜYAP'ın yurt dışı ofisleri kanalıyla getirilenler, Ticaret Bakanlığı ile beraber getirilen heyetler, Konya Ticaret Odası ve Sanayi Odası'nın yaptığı çalışmalar sonucunda getirilen heyetler, yaklaşık 3000'in üzerinde iş insanı Konya'da fuara katılan firmalarımızla buluşacak. Bu çok önemli. İlk günden itibaren de geçtiğimiz senelerde olduğu gibi otobüs organizasyonumuz da yoğun bir şekilde gerçekleşecek. Türkiye'nin hemen hemen dört bir tarafından birkaç il dışında tüm illerden otobüs organizasyonumuz fuarın son gününe kadar devam edecek. Tabii burada sadece Konya Tarım Fuarı binası içerisindeki ticaret değil, Konya şehir il sınırları içerisindeki ticaret de çok önemli. Bütün şehir bu fuarı bekliyor, esnaf bu fuarı bekliyor. Hakikaten çok önemli bir hafta yaşatacağız. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Medya sponsorluğu bu yılda Bereket TV tarafından gerçekleştirilecek. Ben ana sponsorumuz Opet'e ve medya sponsorumuz Bereket TV'ye de teşekkür etmek istiyorum fuarı destekledikleri için. Orman köylüsü için önemli gelir kaynağı olan defnenin yaprağı ve yağı, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Muğla Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, Türkiye'de 2018 yılı verilerine göre 14 bin ton defne yaprağı ihracatında 40 milyon dolar gelir elde edildi. Bunun 1000 tonu Muğla'dan karşılandı, dedi. Defne önümüzdeki süreçte Muğla çiftçisi için özellikle bir alternatif gelir kaynağı olarak yerini alacağını düşündüğümüz bir ürün. Şöyle, bütün aksamı kullanılan, ekonomiye kazandırılan çok önemli bir tıbbi aromatik bitki defnemiz. Son yıllarda bakanlığımızın bu tıbbi aromatik bitkilerle ilgili destekleri kapsamında biz de Muğla'nın çeşitli yerlerinde, bugün de işte köyceğiz, defne bahçeler teşkil ediyoruz. Defne şunun için önemli, Türkiye'de 2018 verilerine baktığımız zaman 14 bin ton civarında bir defne ihracatımız olmuş ve
40 milyon civarında bir gelir döviz girişi sağlanmış. Muğla'nın da bundan aldığı pay 1000 ton civarında bir defne ihracatıyla önemli sayılabilecek bir pay. Ama önümüzdeki süreçte inşallah biz bu hedefimizde önümüzdeki 5 yıl içerisinde en az 3'e katlamayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin kenevir üretimine tekrar başlayacağının müjdesini vermesinin ardından tarla talebi hızla arttı. Öte yandan endüstriyel kenevirin 2017 yılında 4 milyar olan parasal büyüklüğünün 2025 yılında 11 milyar dolara çıkması bekleniyor. Üreticisine önemli gelir bırakması beklenen kenevir sebebiyle Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta tarla talebinde artış dikkat çekiyor. Öte yandan 3 ila 4 yıl içine geri dönüş sağlayan kenevirin tohum amaçlı üretildiğinde bir dekardan 50 ila 60 kilogram kenevir elde edilirken kilosu 25 ila 30 liradan alıcı buluyor. Endüstriyel kenevir yetiştiriciliğinde ise bir dekardan ortalama 1250 ila 1500 lira arasında gelir elde ediliyor. Aynı alandaki masraf ise 800 ila 850 lirayı buluyor. Van'da Aralık'ta büyük bölümü buz tutan Zernek Baraj Gölü'nde buzların erimesiyle balıkçılar mesailerine başladı. Gürpınar ilçesinde 105 milyon metreküp su kapasiteli gölün yüzeyinin büyük bölümü soğuk havanın etkisiyle 3 ay önce buz tabakasıyla kaplandı. Gölün havaların ısınmasıyla birlikte buz tabakasının eriyen kısımlarında avlanmaya başlayan balıkçılar yakaladıkları sazan ve alabalıkları satarak geçimlerini sağlıyor. 12. aydan şimdiye kadar zaten her sene buz tutuyor. Bu vakitlere kadar da belli yerlerde 100 metrelik falan yerler şu anda açık. Daha da Nisan 15 veya 20'sine kadar ancak buzlar çözülebilir. Şu anda her yer zaten gördüğünüz gibi her yer buzdur zaten. Biz de 100 metrelik bir alanda balıkçılık yapıyoruz. Şu buzun kalınlığı zaten epey var. Bu sene işte riski almak istemedik, yani güvenemedik. Aşağıda belli zaten açıklık vardı. 10-15 günde bir geliyorduk. Odur bir haçlık, yani boş kalmaktan iyiydi yani. Bu sene biz her sene buzun üstünde çalışıyorduk. Buz kalındığı olduğu için biz buzda çalışıyoruz, buz üstünde. Bu sene çıkamadık buza. Şimdi buz bu sene fazla kalınlaşmadı, yani şey etmedi. Biraz açık bir alan var, oradan balık avlanıyoruz şu anda. Zaten bu sene kışın fazla soğuk geçmedi. Kışın kar falan yağmadı. En sonunda kar yağdı. İki günde bir gün. İki gün bir çıkıyoruz. Bolu'da bir otel işletmecisi otelinin yanındaki 50 dönümlük araziyi doğal yaşam parkına dönüştürdü. Bolu'da bir otel işletmecisinin doğal yaşam parkına çevirdiği otelinin yanındaki 50 dönümlük arazi, geyik, karaca, ceylan, dağ keçisi, tavuk, sülün, kaz, ördek, horoz, tavus kuşu gibi birçok hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. İnsanlar zaten doğaya geliyor. Doğaya gelmişken doğada neler yapabiliriz diye. Burada milli parklardan hayvanat bahçesi kurma ruhsatını da aldık. Daha sonra buraya geyik, karaca, ceylan, yaban keçilerini bayağı oldukça geniş bir alanda, yaklaşık 50 dönüm gibi bir arazide serbest geziyorlar. Sülüm var, tavus kuşları var, kaz, ördek, o tür hayvanlarımız var. Yani çocukların çok ilgisini çekiyor bunlar. Hatta tavuklar bayağı biraz fazlaca tavuk var. Tavukların yumurtalarını gelen misafirlere doğrudan verebiliyoruz. Oynayacak. Elazığ'ın Ağıl ilçesinde doğum yapan inek kendi yavrusu ile annesi ölen kuzuyu bir arada emziriyor. Beyalmasa köyünde yaşayan ve hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Aslan, çiftliğindeki koyunlardan birinin yaklaşık 1,5 ay önce doğum yaptıktan sonra öldüğünü belirtti. Pamuk adını verdiği kuzuyu bir süre biberonla beslemeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını ifade eden Aslan, bunun üzerine kuzuyu yeni doğum yapan ineğinin altına salarak inek tarafından emzirilmesini denediğini anlattı.